Efendim Sayın Yücelen görüşlerinizi almaya devam edeceğiz ama sırada bir canlı bağlantı var. Hemen oraya bağlanalım, devam edeceğiz. Sayın seyirciler, şimdi Dubai'de gerçekleştirilen City Space Emlak Fuarı'na kameralarımızı çeviriyoruz. Esra Kurtuluş Çağlar konuğuyla birlikte bizi bekliyor. Sözü Esra'ya bırakıyoruz. Evet Şafak Tüple, Dubai Arap şehirleri arasında yıldızı giderek parlayanlardan bir tanesi ve dünyanın 7 yıldızlı tek oteli Burj Al Arab ve dünyanın en yüksek binası Halife Kulesi'ne, Burj Halife'ye ev sahipliği yapıyor ve Dubai aslında bu yıl 12. kez de emlak fuarına ev sahipliği yapıyor. Cityscape emlak fuarına ev sahipliği yapıyor. Toplam 220 katılımcı firma var. Bu firmaların 36'sı Türk, ancak şunu belirtelim, geçen yıla oranla Türk katılımcı firma sayısı 4 kat arttı bu yıl ve o katılımcılardan bir tanesi yanımızda Duman Kaya Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Duman Kaya. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, yayınımıza. Fuar bugün açıldı ama öncelikle şunu sormak istiyorum. Bugünün sonunda sizin değerlendirmeniz nedir? Acaba ilgi ne yönde Türk yatırımcılara, Türk ev sahiplerine buradaki? Evet, demin bahsettiğiniz gibi 36'ya yakın firma geldi. Ben bu fuara 7-8 senedir ziyaretçi olarak katılıyorum. Son birkaç sene katılmadım. Çünkü 2008'den sonra, ekonomik krizden sonra bu fuar ciddi anlamda bir ivme düşüklüğü göstermişti. Ama son senelerde tekrardan artmaya başlıyor. Aslında dünyanın en önemli fuarlarından biri. Türkiye'nin bu fuara bu kadar firmayla katılmış olması aslında Türkiye'nin nasıl bir parlayan bir yıldız olduğunu ve Körfez ülkelerindeki yatırımcıların veyahut da parakende alımcıların Türkiye'ye ne kadar büyük önem verdiğinin bir göstergesi, yansıması. Biz bu yansımanın belirtilerini bugün itibariyle gözlemledik ama tabii bu tarz fuarlarda çok kısa vadeli beklentiye talip olmamak lazım. Biraz daha orta vade ve uzun vadede bakmak lazım. Biz o beklentiyle gelmiştik. Yani orta ve uzun vadede neler olabileceğini gözlemleyelim diye. Evet, güzel kontaklar oluyor. İnşallah ileriki yıllarda da bu fuara katılmayı düşündürebilecek şekilde belirtiler var. Biz bu fuardan memnunuz. İnşallah Türkiye için hayırlı olur. Mesela demin... Bunu sormak istiyorum, lafınızı kestim ama. Acaba Arap yatırımcı, Körfez ülkelerinin yatırımcısı ne bekliyor emlakta? Tabii... Türkiye'de olduğu gibi iki tür yatırımcı var. Bir tanesi alımcı var. Bir tanesi oturum için almak isteyen, biri de yatırım için almak isteyen. Oturum için almak isteyeni burada Türkiye'de, Türkiye'nin güzelliklerinden faydalanabilmek, kültürel yakınlıklardan faydalanmak isteyen ve Türkiye'nin ikliminin sunduğu, coğrafyasının sunduğu avantajdan faydalanmak isteyen insanlar var. Bunlar için önemli olan tabii ki orada yaşayabilmek ve orada tabii ki oturum izninin verilmesi süreci var. Yatırım için alanda en önemli şey kira geliri ve daha sonra satmak istediğinde getiri elde edebileceği fiyatı satabilmek. Yani bu iki faktör yani değişmiyor. Bütün her tarafta aynı şekilde. Buradaki Arapların bakış açısı da aynı şekildedir diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet, Duman Kaya Ritim İstanbul projesiyle burada Cityscape fuarında bugün açıldı. Cityscape fuarı, emlak fuarı Dubai'deki 10 Ekim'de de sona erecek diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım Şafak Tükle. Esra, teşekkür ediyoruz. Sayın Yücelen, Dubai'ye uzandık. İnşaat sektöründeki